Merhabalar. Ben İdil Özkan, ee, Chicago'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden bildiriyorum. Ee, Amerika'yı takip edenler e, bilirler. Burada ilk e, New York ve Kaliforniya eyaletlerinde e, korona salgını başladı. Yani aslında salgın orada başlamadı ama bunun bir salgın olduğu e, ilk defa bu eyaletlerde kabul edildi diyelim. İlk defa orada işte üniversiteleri, iş yerlerini, okulları işte falan kapattılar. Ben dediğim gibi Chicago'da Illinois eyaletinde yaşıyorum ve burada ilk etapta vaka sayısı çok düşüktü. Yani bir elin parmağı kadardı. Mesela benim doktora yaptığım üniversitede işte Northwestern Üniversitesi'nde iki hafta önce falan işte bir tane bile vaka tespit edilmemişti. Yani yoktu tutu tespit edilmiş olan vaka ve fakat bunlar rağmen işte bahar tatilini uzattılar kampüsleri kapattılar İşte önümüzdeki en az bir buçuk ay süresince ki uzatılacak gibi görünüyor online eğitime geçmek gibi önlem aldılar önlemler aldılar dolayısıyla şey diyebilirim Illinois kaba bir tabirle belki hani yarışa tırnak içinde önde başladı diyebiliriz yani burada dediğim gibi iki hafta önce falan biraz böyle insanlar günlük hayatta diyeyim yani bu konuyu ciddiye almaya başladılar ilk defa iki hafta önce işte bu ilk öğretimden yüksek öğretime kadar okullar kapatıldı ve böyle insanlar biraz o dönemde böyle şey olmaya başladı işte hani bu ciddi bir şey ciddi bir toplumsal olay var belli ki işte okullar kapanıyor falan ve o noktada böyle biraz kaotik bir sürece girildi diyebilirim yani Sonra geçen cumartesi günü e, burada buranın en büyük havaalanında böyle rezalet yönetilen bir süreç yaşandı. E, biliyorsunuz Amerika Avrupa'ya kapılarını kapattı, e, yani oradan uçuşlara izin vermiyor e, ve bundan m, bir gün öncesinde tabii şey de söyledi işte Avrupa'daki vatandaşlarına. Ee, geri dönüş çağrısı yaptı yani binin gelin buraya diye ee, ve 14 Mart'tı sanırım evet tıp bayramıydı oradan hatırlıyorum ee, bu hava bu ha um, ay kusura bakmayın 14 Mart geç, geçen cumartesi günüydü. Bu havaalanına inen binlerce kişi e, sağlık kontrolü adı altında burada hapsedildi. ya 5 saat falan insanlar bekletildi bu havaalanında. Bu tabi rezalet yani hani havaalanı zaten dünyanın en dezenfekte e, temiz yeri değil yani. Ve virüsün yayılması için korkunç elverişli bir ortam. E, ve o her havaalanı. Chicago şehir merkezine yakın Illinois eyaletinin en büyük havaalanı yani Chicago'ya çevresindeki onlarca yakındaki şehirde yaşayan insanlar bu havaalanını kullanıyorlar milyonlarca insandan bahsediyoruz yani e, ve düşünün burada binlerce kişi 5 saat boyunca bir arada tutuluyor e, tabii insanlar delirdi yani büyük bir infial infial yarattı bu olay e, Illinois valisi e, Pritzker çok tarihi bir tweet attı o gün. Ee, ve şey dedi Trump yönetimine get your shit together yazdı. Ee, bunu çevirmek gerekirse çok kibar bir tabirle kendine gel çağrısı yaptı diyebiliriz. Ee, şey dedim Illinois yarışı onda başladı dedim ama tabii dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da gün, be gün tablo böyle biraz karardı. Ee, şimdi vaka sayısı tabii görünenden çok daha fazla e, olduğu ortaya çıktı ve dün ee, şeyde bu basın toplantısında Vali Pritzker şey dedi e, biz bunu tahmin ediyorduk ve fakat teknik sebeplerden yetersizliklerden biz önlem alamadık dedi ee, geleceğim buna tekrardan ee, 21 Mart Cumartesi günü e, akşam 5'ten başlamak üzere e, resmi bir şey başlatıldı burada işte shelter in place yani bu ne demek bir tür sokağa çıkma yasağı demek temel olmayan tüm işler durdurulacak. Bu sanıyorum şu anda yani Avrupa'nın bir sürü yerinde de uygulanan bir şey. İşini uzaktan yapabilen herkesi evde kalmaya evden çalışmaya yönlendiriyorlar. Temel addedilen iş yerleri açık kalıyor tabii ki. Ama bunlar neler? Yiyecek üretim ve dağıtımına dair işte tüm iş kolları diyebiliriz. İşte süpermarketler filan eczaneler ee, tabii açık kalıyor postane, banka tabii finans financial marketlarla alakalı olan bütün yerler ee, işte benzinciler e, açık kalıyor, çamaşırhaneler e, vesaire bunlar e, ve bunun dışında birkaç şey daha var ama şu an aklımda değil yani diğerleri e, ve şeydi yani burada enteresan bir şekilde bu geçtiğimiz iki haftada e, şeyin böyle duygusal Ortamın çok değiştiğini söyleyebilirim. Mesela işte bu e, Illinois valisi Pritzker'dan bahsettim. E, otoriter bir yaptırım yok şu anda diyor. E, ve fakat işte şey, e, Avrupa'nın bazı yerlerinde mesela işte kağıt çıkarmanız gerekiyor sokağa çıkmak için falan. E, ama burada işte şey kimse yani polis gelip tek tek e, kimlik falan sormayacak dedi. 50 kişi piknik yapıyorsanız o tabii başka. Hani polis gelir, uyarır, dağıtır size ama onun dışında sokakta gezene ceza kesmeyeceğiz dedi. Şu etapta işte insanları anlayışlı olmaya davet ediyor gibi görünüyor Illinois yönetimi. Ve şey yani enteresan bir şekilde şey böyle bir dediğim gibi böyle bir şey de bunun nasıl diyeyim valiliğin açıklamalarında böyle duygusal Tonda bir değişiklik oldu diyebilirim yani daha bir böyle otoriter her şeyin kontrol altındayız falan ee, e, Illinois önde gidiyor işte e, sağlık ekiplerimiz yeterli falan gibi söylemlerden daha böyle bir cemaat hissine hepimize iş düşüyor. İşte lütfen evinizde kalın çevrenizi düşünün işte e, falan gibi şeylere bir söyleme geçiş olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla işte ama. Ee, ve işte bu Pritzker Illinois eyalet valisi dediğim işte bu lockdown'u yani sokağa çıkma yasağını işte anons ettiği basın açıklamasında işte dediğim gibi bir ton değişikliği var ee, ve bundan öncesinde böyle nasıl diyeyim iki haftadır falan şeyde hep, hep böyle başarı ya böyle işte kontrole falan bir vurgu vardı ee, ve ilk defa dün şey dedi işte otorite ağzından çıkıp işte gerekli önlemleri alıyoruz konuya hakimizden falan çıkıp vatandaşları resmen yardıma çağıran bir söyleme geçti. Söylediği birkaç şey şuydu işte sayılar kötüleşiyor ve daha da kötüleşecek dedi. Yani bu yani dünyanın her yerinde de bu oluyor burada da kaçamayacağız bundan dedi sayılar geometrik şekilde artacak ve işte hastaneler kapasitesine erişiyor erişecek dedi ve nitekim dün ilk defa hastanelerin kapasitesine erişmek üzere olduğunu falan söyledi ve işte yardım çağrısı yaptı Sağlık personeli tıbbi gereç yetersiz dedi ve şey dedi işte yakın zamanda emekli olmuş olan ya da iş değiştirmiş olan sağlık personeli size ihtiyacımız var dedi. İşte hemşire olur, doktor olur, hasta bakıcı olur falan. Elimizden gelen her yardımı yapacağız. E, yeter ki siz gelin bize e, yardımda bulunun dedi. İşte başka bir eyalette mesela tıbbi lisansınız vardır. Ve fakat Illinois'da bu tıbbi lisansınız geçerli değildir. Ve hani şeyi e, tıp mesleğinizi burada e, yapamıyorsunuzdur. Çok kısa sürede size lisans çıkaracağız ve şey yapacağız. Sizi de e, alacağız e, tıbbi personel arasına dedi işte. E, yaptığı çağrılardan bir tanesi şuydu sanıyorum. Bir sürü yerde de oluyor bu şu anda işte maske, ameliyat eldiveni, eldiveni falan gibi e, gereçler çok sınırlı sayıda kaldı dedi. E, stoklar tükenmeye çok yakın ve e, işte veterinerlerden, dişçilerden, işte özel tıp kliniklerinden filan e, acil olmayan tüm tıbbi operasyonları durdurmalarını istedi ve şey bu tip gereçleri fazla olduğunu düşündükleri işte dediğim gibi böyle işte ameliyat eldiveni, maske, dezenfektan falan gibi şeyleri e, bağışlamalarını istedi. Çünkü neden yani koskoca devlet diyorsunuz değil mi yani hani yetişemiyor falan diye e, şey olarak bu eyalet yönetimi olarak federal yönetimden yani Trump yönetiminden istekte bulunduklarını fakat bu... E, e, istedikleri sayını yüzde yirmisini bile alamadıklarını söyledi. Dolayısıyla işte Trump'a başvuruyoruz, fakat yardım alamıyoruz. Ee, biz Illinois e, vatandaşları olarak biz bize bu işi halletmemiz lazım falan gibi bir söyleme geçti yani. Ee, şu an yani biraz toparlamak gerekirse um, şu an Amerika'nın tamamında 27 bin üzerinde falan e, tespit edilmiş vaka var. Ölü sayısı da 350 falan civarında bildiğim kadarıyla. Ama tabii real sayının çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Çünkü yapılan test sayısı nüfus oranla aşırı düşük. E, günlük hayata gelecek olursak e, komik bir şekilde burada benim gözlemlediğim e, koşuya çıkan insan sayısı çok fazla. Normalde biliyorsunuz çok koşu var. E, yani herkesin harcı olan bir şey değil ama insanlar herhalde çok sıkılmış vaziyette. Ona da regülasyon getirilmediği için bir sürü insan koşuyor sokakta. ama şeyi görüyorum insanlar ev karantinasını ciddiye alıyorlar gibi bir görüntü var. Yani hani böyle şey bir kalabalık falan yok ortalıkta yani. alışveriş manyaklığı her yerde olduğu gibi burada da hat safhada işte biliyorsunuz haftalar öncesinden tuvalet kağıdı dezenfektan falan stokları bitti. Onun dışında durumlar böyle burada. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için sevgiler.